arkadaşlar, en sonunda beklediğiniz o Wolf Talk videosu geldi. Bugün Gürcan Doğaner'le beraberim. Onu ilk videodan zaten tanıyorsunuz az çok. O yine kendini tanıtsın. Bu arada merhaba kardeşim. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk, hayır. Sağ olasın. Buraya gel. Biraz kendini Can, tanıt. Gel buraya gel. Can'ı tanıtmaya başlayalım. Otur. Çünkü başından geçen ilginç olaylar var senin. Onları da merak ediyorum. İzleyenler de zaten birçoğu duymuştur televizyonlarda falan. Aynen. Sen biraz kendini tanıt dostum. Ondan sonra Can'la başlarız. Merhabalar, ben Gürcan Doğaner, köpek eğitmeni. 21-22 senedir takriben profesyonel köpek eğitmenliği yapıyorum. Köpek Hırkları Federasyonu'nda kayıt yetkilisiyim. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok köpek eğittim, köpek çıkarttım. Bunlardan bir tanesi de Can. Birçok film, dizi, reklam ve müzik kliplerinde oynadı. Bunun yanı sıra işte 7 aydır çiftliğimizdeyiz, buradayız. Yeni açtık, eski yerimizden ayrıldık. Zamanında işte daha doğrusu bundan 3 sene öncesine kadar yanlış anlaşılmadan dolayı bazı televizyon programlarına ve haberlere çıktık. Ama daha sonrasında Can'ın köpek olduğunu anladılar. Secere belgeleri, şampiyonluk belgeleri hepsini gördükten sonra kanaat getirip tekrar bize geri teslim ettiler. Şu an itibariyle dünyada herhangi bir şekilde yasaklanan bir ırk değil. Ben de o anlattığın konuyu soracaktım sana. Yani başından neler geçti diye, çünkü çok ilginç bir olay. Can'ı da şöyle tam yüzü gözüküyor mu bilmiyorum. İlk videodan da bilenler bilir. Can Wolf Dog tam bir kurda benziyor. Evet. Yani dışarıdan gören pek anlayamaz. Yani bu dünyanın en yeni ırklarından bir tanesi. Şöyle göstereyim. Can bir dön bize. Can gel buraya. Kameraya doğru bir dön bakalım paşam. Gel gel baba. Gel. Şöyle otur. Bekle. Birebir kurt. %70 kurt, %30 köpek genleri içeren dünyanın en yeni ırkı. Türkiye'de ilk getiren, ilk üreten, ilk eğiten benim. Türkiye'deki tek üretici de, FSI onaylı tek üretici de benim. Can şu an 6 yaşında, 7 yaşından gün aldı. Türkiye'ye gelen ilk Çekoslovak'tır Can. Görüntü, anatomi, tüy yapısı, diş yapısı tamamıyla kurttur. Onun yanı sıra %30'luk bir köpek genetikleri içerir. Bu da aileyle, insanlarla, çocuklarla ve sürüyle ilgili tamamıyla eğitim ve sosyalizasyon bazlı alır. Çok itaatkarlıdır hayvanlardır. Onun haricinde aileyle ve çocuklarla mükemmel derecede iyimser hayvanlardır. Evde, bahçede koruma köpeği olarak kullanılabilir, ev köpeği olarak kullanılabilir ama ilk yeni başlayanlar için uygun bir köpek değildir. Biraz daha işte bir Rottweiler, bir Doberman, bir Alman çoban besleyen köpek sahipleri için biraz daha uygundur. Eğitime yatkın hayvanlardır. Eğitime yatkın olduğu için de profesyonel kişilerin beslemesi her zaman daha avantajlıdır. Benim şu zamana kadar Can'ın yavrularından ve torunlarını hep ailelere teslim ettim. Bireysel olarak 2 kişiye bireysel verdim. Bir tanesi Bebek'te, tanımayan yok. Bebek Parkı'nda. Bir tanesi de Tuzla'da 3 tane kıza verdim. Onlar da kendi evleri köpekleriyle beraber besliyorlar. Onun haricinde dediğim gibi güzel köpektir, zevkli hayvandır, çok zeki hayvanlardır. Her iklime uyum sağlayabilirler. Yeter ki o iklimde büyüsünler. Aklıma bir film geldi. Oradaki köpek de, yani köpek bir kurt mu artık söylemeyeyim, yabancı bir film, Alfa. Sen de izlemişsin. Arkadaşımın Çekoslovak'ı o. İtalya'da çekildi. Yani Alfa filmini izleyenler ama şahane filmdi. Evet, çok güzel. Benim arkadaşımın köpeğiydi. Daha sonrasında biz onunla konuştuk yine internet üzerinden. Tebriklerimi de sundum ben ona. O da Can'ı çok iyi bilir. Filmlerden, dizilerden takip ediyorlardı. Can şöyle bir dön. Can gel buraya. Çünkü kameraya arkanı dönmüşsün. Kimse yüzünü görmüyor Can. Can. Gel buraya. Tamam. Bekle. Çok şahane bir köpek. O filmde de oynayan. Aynen. O da Çekoslovak. Orada kurt olarak rol aldı. Dediğim gibi İtalya'da ünlü çiftliklerden bir tanesi. Benim de çok samimi arkadaşımdı kendisi. Orada oynadı. Oradaki de Çekoslovak. Yani şu an itibariyle Türkiye'de çekilen filmlerin %99'unda Can oynadı ya da Can'ın sürüsü oynadı. En son hatırlarsınız veya hatırlamazsınız, Cumhurbaşkanı reklamında ve en önemlisi petrol ofisi reklamlarında oynadı. Sürü olarak oynadılar. Birebir Can ve ailesiydi onlar. Diğer kategorideki işte yurt dışındaki en son Aston Martin'in reklamında, en son çıkarttığı arabasının reklamında bir Çekoslovak oynadı. Ona bakarsanız en son GQ dergisi var, yurt dışı. GQ dergisinde mesela orada ünlü bir aktörün yanında Çekoslovaklar oynadı. Şu an dünyada trend bir hayvan. Baya baya trend bir hayvan.
ülke olarak Gabriel. Zaten kurtlara hayranız. Eskiden sembollerimizden bir tanesi de zaten Gabriel. Kurtmuş. Benim ayrı bir hayranlığım var zaten. Allah razı olsun. Kurtlara kurtlara karşı diyeyim. Zaten %70'te kurt kanı var. Aynen. Şahane bir köpek. Senin elinden aldıklarında o zaman ne hissettin? Bunu sormak biraz şey olur, saçma olur. Vallahi üzülmüşsündür tabii ama dünyanın başına yıkılmıştı. Aynen, yani tüm köpek sahiplerinin kendi köpekleri çocukları gibidir. Evet. Benimkinler çocuktan da yakın. Çünkü ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman yanımda kimse yoktu. Sadece Can vardı. Bizim Can'la bağımız diğer köpeklere nazaran çok çok daha farklı. Hani baba oğul ilişkisi gibi. Tabii aldıklarında eşi vardı, çocukları vardı. Hepsi gittiği zaman tabii ben senin de dediğin gibi dünya başıma yıkıldı. Tabii bu iş profesyonel olarak yaptığımızdan, köpeğimizden herhangi bir sorun yaşamadığımızı ve köpeğimizin en önemlisi secere belgesinin olması, soykütük belgesinin olması benim en büyük avantajımdı. Çünkü bunu kanıtlayabilmenin tek yolu bu. Secere, evet. Secere, yani bunun başka yöntemi yok. Bu köpeğin aile soykütüğü tabiri caizse, Türkçe meali. Bunu olmadan bu köpeği kanıtlayamazsınız. Çünkü gelen insanlar da bana söyledikleri, bekle, şey buydu, bu hayvan kurt. Ve sen bunu nasıl besliyorsun? Ve ben bunun açıklamalarını, şampiyonluk belgelerini çıkartsam da elimdeki belgelere inanmadılar. Daha sonrasında bu belgelerin asıl olduğunu gördüler. Aile soykütükten, internetten araştılar ve bu hayvanın kurt değil, köpek olduğunu ve bunun yanı sıra bu hayvanın evcil olduğunu kanıtlayıp köpeklerimi geri bana verdiler. Ama tabii o süre zarfı içerisinde bir Allah biliyor, bir de ben biliyorum. Bayağı bir canın sıkılmıştı. Çok canım sıkıldı. Son anlattığım muhabbet de güzeldi ya. Sen bir yere gitmişsin, bir anons yapılmış, kurt indi gibi. Evet, ben Zekeriya Köy'de oturuyordum. O da çok güzel. Belgrad'da dolaşıyorduk. Tabii biz orada köpekler rahat rahat dolaşsın diye canı da salmıştım ben. Diğer arkadaşlarımın köpekleriyle beraber. Aşırı sosyal tabii o zamanlar, daha 3 yaşında falan. 2,5-3 yaşında dolaşıyorlar. Tabii oradan bilmeyen insanlar bir anda anons işte... Belgrad'a kurt indi, tüm herkes sığınaklara, sahiplerin, çocukları, ailelerin yanlarına diye. Biz tabii orada gülüyorduk. Sonra çağırdık, polis geldi. Köpeğimizin dediğim gibi işte karnesini gördü, eğitimli olduğunu gördü. Televizyonlardan az çok görmüşlükleri vardı. Daha sonrasında iş tamamıyla reklama döndü. Fotoğraf çektirmeler başladı. Orada da öyle bir anımız olmuştu. İlginç bir anı. Vallahi ben de mesela almaya niyetlensem diyeyim. Yani başımıza gelecek tek şey o. Tanımıyor hiç kimse. Aynen öyle. Bir mesela Anadolu'ya götürmüş olsan senin dediğin gibi. Canavar sağdan, diye. Aynen. Canavar diye hemen abi hemen bir vururlar. Tanesi camdan çıkar vurur. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü görüntü, anatomi, diş yapısı, tüy yapısı dediğim gibi benzediği için insanlar, şu mantalite var bizde. Bekle. Kurda tasma takılmaz diye bir tabir var. Hı-hı. Türklerde herkes bilir bunu. Şimdi bu hayvanı ben tasma takıp dışarıda gezdirdiğim zaman adam diyor ki şimdi bu köpek değil. Mantık olarak söylüyorum, hiç bilmeyen biri için. Ama kurda da diyor, tasma takamaz. Hmm. Ama babam, yavaş babam, yavaş, bekle. Ama sonrasında öğrendiği zaman, hani bu hayvanın ne kadar sosyal, ne kadar şey, görüntü de kurdu benzet. Can! Tamam, kısa tutacağız Can, tamam. Gördüğü zaman da artık hani diyor ki, bu tamamıyla kurda benziyor ama kurt olmadığını görüyor, anlıyor. Ondan sonra da tabii iş tamamıyla sevgiye dönüyor, reklama daha sempatik dönüyor, oluyor, reklama dönüyor. Aynen öyle ya, diyorlar ki böyle böyle bu filmde görmüştük. Evet oydu, aa şu da bu muydu, bu muydu derken iş tamamıyla görsele dönüyor. Ben Gürcan'la Köpek Irkları Federasyonu'nun etkinliğinde tanıştım. Silivri'de. Bekle. En çok ilgi canavardı. Herkes resim çekiniyordu. Senin yolda yürümen de biraz zor olur. Aynen. Abi gerçekten çok ilgi çeken bir köpek. Herkes abi... Resim çekinir. Sen de resim çekinmezler, ondan çekinirler. Aynen. Zaten benden, zaten millet beni tanımıyor. Direkt canı tanıyor. Canı tanıdığı için de aa Can gelmiş deyip direkt hemen yapışıyorlar. Hemen resim. Hemen resim. Sinep atalım falan. Aynen öyle. Aynen öyle. En azından sen canlısını gördün. Evet. Bir de reklam. İlgiden yürüyemiyordum mesela. Şükür ya. Bir de reklam film işine girdiğiniz zaman setlerde de bu böyledir. Mesela oyuncu gelir, herkes karavanından çok fazla inmez, şey yapar. Biz gittiğimiz zaman hani böyle aa hani köpek gelmiş moda oluyor. Ama ne zaman köpeğin işlevlerini filmde çektiğini veya senaryoda yaptıklarını gördükten sonra insanların saygısı da artıyor. Evet. Yani tamam, köpek ne istiyorsa o. Mesela hiç unutmam. Sen benim her şeyimsin filminde. Tolga abin, Tolga Çevik'in filminde. Yönetmenimiz Allah razı olsun şey yapmadı. Koca bir seti sadece Can kafası sağa sola gidiyor diye koca bir seti boşalttı adam. Olimpos'ta çektik o zaman. Seti boşalttı.
sadece kameramanlar, yönetmen, oyuncular vardık. Can rahat baksın diye. Süper. Yani o konuda da saygıyı kazandığı andan itibaren hayvan da tabii yürüyüşü değişiyor, bakışları değişiyor. Sen de biraz önce dediğin gibi gördün. En ufak bir şeye odaklandığı zaman dikkat hemen dağılıyor. Bu konuda da Allah razı olsun her zaman desteklediler bizi. Aynen. Can da çiftliğimizin alfası. Can da bu çiftliğin alfası. Yanıma. Lideri. Hiç tarafa. Güzel bir söyleşi oldu. Güzel bir video oldu. Otur. Gürcan Doğaner'in Instagram sayfası videonun sol alt köşesinde geçiyor. Köpek eğitimi, köpek eğitim, pansiyonu üretim, ne gibi pansiyon, hizmetler veriyorsun? Köpek eğitimi, köpek pansiyonu, Çekoslovak üretimi. Onun haricinde yavrularına alabilirsiniz. Tabii tabii. İsteyenler sana ulaşabilir. Aynen bana evet. Ulaşabilirler. Canın yavrularından istiyorsanız Gürcan Doğaner'in Instagram sayfası bizim videonun altında geçiyor. Gürcan oradan ulaşabilirsiniz. Aynen. FCI kriterleri gereği senede bir defa yavru alıyoruz biz dişilerden. Bende şu an iki tane var. 6 ayda bir hemen hemen tam dönemleri denk geldiğinde senesine denk geliyor. 6 ayda bir köpek bende mevcut oluyor. Çünkü bizim köpeklerimiz diğer köpekler gibi 6 ayda bir dönem geçirmiyor. Senede bir dönemleri geliyor. Hmm. O dönemlerde de zaten kurallara uygun olduğu için herhangi bir problem yaşanmıyor. ASCR belgeli, mikroçipli pasaport olarak köpeklerimizi teslim ediyoruz. Tekrardan söylüyorum. Gürcan'ın Instagram sayfası videonun alt köşesinde geçiyor. Benim Instagram sayfam da onun yanında geçiyor. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.